Ve arkadaşlar Hindistan'a gelmiş durumdayız. Yalnız var ya, merkeze geldikçe bu acayip Hindistan'ın bir kokusu var abi. Baharat, ter, sidik hepsi karışık. Thank you. Nasıl bakarlar ya? Nasıl bakarlar ya? Özlemişim ya. Elveda. Ve gençler, herkese selamünaleyküm, konnichiwa, günaydınlar. Odamdan, evimden şöyle güzelce perdeyi de açalım, ışığı da yüzümüzü vuralım. Görebilirsiniz ev şu an tamamıyla dağınık ama şurada bir adet hazırlanan bir valizimiz var, backpack style'a. Şurada da elektronik aletleri koydum, iki adet çanta. Şu çantayı en son ne zaman kullandım hatırlamıyorum ama backpack demek böyle birazcık daha egzotik, farklı ülkelere gidiyoruz demek. Bu arada ışıkta bıyığım ekstra belli mi oluyor ne? Maşallah maşallah. Bu arada yorumlara belirtin, bıyığı bırakayım mı kalsın mı? Bugün güzel gün, bugün özel bir gün. Bu akşam gece 1'de, teknik olarak yarın gece 1'de uçağımız var ve şurada şimdi daha yeni, yani son dakika planları yapıyorum ama business uçuyoruz. Bir kere nereye gittiğimden önce deneyim olarak ilk defa hayatımda business uçacağım. Yani business'ta lounge'lar, o keyifler, uçağa önceden gidip havalimanında o fıtığını çekmek yerine bir ton şeyleri böyle taşmak etmek yerine o lounge'da o mamma mia grazie dediğimiz o güzel mi güzel lükser ya, o Bugatti'leri binen insanlar, o Lamborghini'ye binen insanların o keyif geçirdiği lounge nasıl oluyor? Ek olarak da daha sonrasında business, pardon, bir tane sıcak havlu alabilir miyim? Deneme, o business nasıl oluyor? Bildiğiniz üzere 5 yıldır uçuyorum, 6 yıldır uçuyorum. 40'a yakın ülke gezdim ama bir kere dahi business uçmadım. Ve ardından da şu çantayı alıp şöyle sırtımıza takıp 5 adet tişört var. Hepsi şunun aynısı. Batan giyim markam Goofy. Zaten sayısızca tişörtüm var. Hani bunlar bittikten sonra, yırtıldıktan giyinemez hale geldikten sonra da şöyle maalesef evin içinde çantayla geziyoruz bu arada ama görebilirsiniz Batan giyim markamın koli koli kalan kıyafetleri. Ömür boyu ben bir daha yani kıyafet mevbet almam gibi duruyor. Oğlum ya, acayip heyecanlıyım ya. Şunla birlikte Hindistan'a gidiyor olacağız. En son Hindistan'a en yakın Nepal'e gitmiştim. Oradan da şöyle bir şey almıştım, hediye. Neyse, konudan sapıyoruz abi. Hindistan'a gidiyoruz. Bildiğiniz üzere 2024 bizim bazı şeyleri eskisinden de çok daha güzel yapacağımız yıl olsun demiştik. Gitmediğimiz 1001 ülkeye gideceğiz. Bu kanalı 1 milyon yapacağız. Bir tane şarkı en azından çıkaracağız. Müzisyenliğe ilk adımımızı atacağız. Depresyondan çıkacağız demek isterdim ama onu zaten yaptık. Ve hayatı sonuna kadar dolu dolu yaşıyorum olacağız çünkü hayat yaşamaya değer. 2024'te İtalya ile başlama sebebim gezilerime, orası depresyona girmemdeki o sebep olan ülkeydi. Japon hamzanın çöküşü adeta İtalya ile başladı. Ama Japon hamzanın esas böyle Japon hamza oldu mu diyeyim, o videolarında birazcık daha izlenmeye başladığı ülke ise Hindistan. Yani Japonya videoları izleniyordu, Hindistan'da da böyle tam olarak patlamaya başlamıştım. Ve ek olarak da gezginliğin o ruhu var. Tamam, gezginliğin şöyle bir şey, bir ateş abi. Dur 2 dakika oturalım, gelin sizinle muhabbet edelim. Gezginlik bir böyle ateş, bir ruh, bir yanan bir şey içinde. Bir yandın mı sönmüyor. Öyle bir lanet ama yakınca da dünya bambaşka görüyorsun. Dünya bambaşka bir güzelliğe ulaşıyor falan filan. Ve Hindistan benim için de o gezgin ruh ateşini yakan yerdi. Hatırlayanlar vardır yoktur bilmiyorum ama şu arkadaşı belki de hatırlıyorsunuzdur. Bu çocukla birlikte benim gerçekten dünyaya bakış açım değişmişti. Bilenler bilir yani, videoyu izleyebilirsiniz eski Hindistan vloglarını. O değil de 5 yıl falan oldu var ya onların üstünde. Allah'ım vallahi yaşlandık mı diyeceğim. Büyüdük. Yaşlandık demek istemiyorum önümüzde ama gerçekten büyüdük. Bir de abi Japonya, Türkiye, Hindistan benim gerçekten tek başıma gezdiğim ilk ülkeydi. O yüzden bambaşka bir deneyimdi. Şu an artık 5 yıllık bir gezginlik tecrübem var. Hepsi buradan bildirim geldi herhalde, aynı. Ve sadece Hindistan'la da kalmayacağız. Oradan ülke ülke gezeceğiz birkaç tane bilginize. Bu arada Hindistan'a evet hazırlıklı gittim diyorum ama nasıl hazırlıklı gittim? Öncelikle ilk Hindistan'a gidişimde 30 kiloluk kocaman valizle gitmiştim. Kesinlikle yapmayın. Dakika şöyle hemen. Bu arada arkada yani her şeyim şu an dağınıkta ama toplanacak bunlar çıkmadan önce anneciğim yani bilgine. O yüzden şöyle 2 adet çantayla gidiyorum. Bunu öyle takacağım. Bu elektronikler, eşyalar, değerli şeyler. Bu da böyle gelen kıyafet, don, mon, onlar. Onun haricindeyse abi görebilir. Bilirsiniz, 1001 türlü ilaç aldım. Probiyotik. Mideyi bozdum da yani. Bozarsam demiyorum. Bozdum da çünkü garanti bozulacak. Şöyle ishal ilacı aldım. İshal kabız ikisi içinde geçerli. Bu da zehirlendim de. Yine zehirlenirsem demiyorum. %99.9 hatta 100 abi zehirleneceğim. Bununla nasıl niye heyecanlı söylüyorsam. O yüzden böyle ilaç aldım. Bir de bunlar var. Bunlar benim şu son zamanlar günlük hayatıma kattığım şeyler. Velavit'in C ile D3 vitamini. Bunlar ikisini karıştırıyorsunuz suyla ve her gün içiyorsunuz sabah. Birkaç da böyle cilt bakım ürünleri aldım ama ek olarak şunu alacağım bu sefer.
listerin özellikle orada yediğin yemekler şunlar bunlar sadece böyle diş fırçalamayla değil birazcık gargara yapıp o yani boğazı da temizlesin diye. Bakalım buna rağmen hastalanıyorsak da yapacak bir şey yok. O artık Hindistan'a giden insanın göze alması gereken şeyler yani neden hastalandım falan filan şikayet edeceğimi sanmıyorum. Şimdi ben yavaştan planımı yapmaya devam ediyorum abi zaten toplamam gereken bir ev var. Bu arada bakın kamera olarak da bu şu zaten arkası falan kopuk. Bunlar eski kırdığım kameralar. Şunlar da bu genel yani profesyonel kamera. Bunları tamamıyla burada bırakıyorum. Ve az önce kırdığım iki kameranın üçüncüsünü aldım. Bununla gideceğim Hindistan'a. Çünkü bu hem çok hafif rahat hem de insanların böyle gözüne batmıyor. Özellikle şöyle tekli tuttuğun zaman şusuz gayet iyi oluyor. Hindistan şartlarında yani elimde 50 milyarlık kamerayla gezmek açıkçası istemiyorum. O yüzden bununla geziyor olacağız bilginize. O değil de kendim şu ekranda görüyorum yukarıda. Bıyıklarla birlikte hemen böyle mamma mia grazie grazie İtalyan moduna giriveriyor insan. Güzel bir yolculuk olacak gibi. Hadi akşam görüşürüz gençler. Mamma mia grazie grazie. Şimdi gençler iyisiyle kötüsüyle çok şükür bin şükür biletlerimizi aldık. Bilet özel bilet. İlk defa business biletim var elimde. Göstereceğim birazdan ama gezimizin geleneğidir. Yapmadan geçmeyelim arkamda görebilirsiniz. Duty free var. Bu da demek oluyor ki normalde günlük hayatta asla sıkamayacağım markaların parfümlerini bol bol üstüme sıkacağım. Kokuyu takip et. Zengin kokuyu takip et. Sağdan. Ne varmış burada? Bir tane fıs, bir tane fıs. İki de şöyle kıyafete, bir tane enseye. Mamma mia grazie. Bu arada bugünkü seçeneğimiz ve kazananı Boss'un Magnetic Scent dedikleri bir şey. Normalde sıkacak olsanız 119 euro o yüzden gelmişken burada sıkın. Bu arada bu kanalda her zaman böyle her şey transparan bir şekilde. Hiçbir sır olmaksızın bugünlere kadar geldik. O yüzden sadece belirtmek istediğim bir durum var. İtiraf etmek zorundayım. Burada böyle bedava parfümleri sıka sıka ben parfüm bağımlısı gibi bir şey oldum. Parfüm. Yani koku seviyorum abi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir tane şeyi var ya. Aşağı yukarı benim 150 tane yakın parfümüm var ya. Benim 150 tane yok ama 3 tane gerçekten marka. Montblanc, Cartier bir de bir tane daha var. Onu hiç hatırlamıyorum bile ismini. Aldığım yani 3 tane böyle ciddi pahalı marka parfüm var evde. Hatta bir tanesini günlük olarak yanında taşıyorum. Hani böyle diyorum ben bedavaya sıkıyorum falan filan diye ama aldım yani. Hem de 3 tane aldım. Şimdi bunu da size belirtmek isterim. Yemin ederim hayatımda var olan tek marka eşyalar ama güzel yani. Seviyorum. Güzel kokmayı seviyorum. Koku seviyorum. Hatta abi parfümlerin bir tanesi tam böyle ağır adam parfümü anladın mı? Böyle gömlekleri giyeceksin, kravatı takacaksın böyle tam bir takım mafya babası gibi. Ve son 2-3 yıldır belki bir belki iki kere gömlek giydiğim için henüz o parfümü kullanma şansım bile olmadı yani öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle kapıya doğru gideceğiz yani geç kalmak istemiyorum hiçbir şekilde uçağa ama dediğim gibi Hindistan'a bu sefer birazcık daha tecrübeli bir şekilde gidiyor olacağım. Yani bazı yaptığım hataları yapmak istemiyorum. Onlardan biri de Hindistan'dan para çekme. Yani tabii ki de yapacağım ama en azından en başta birazcık daha olsa garanti yanında nakit götüreceğim. Onun için de direkt Türkiye'deyken paramı değiştireceğim. Diyerekten dırıt dırıt şöyle Gandhi ile birlikte tekrardan Hint parasını aldık. Şurada yaklaşık olarak 1000 lira var şu anda. En azından bu çok rahat 2-3 gün beni götürür diye düşünüyorum kazıklanmadığım sürece. Şimdi gençler iyisiyle kötüsüyle uçağa yetiştik. Uçak kombinim aha da bu şekilde. Hemen sizden 2024 Japon Hamza sözlerinden bir tanesi. Hayat her şeyi bir çantaya sığdırabildiğinde basitleşir. Bay Japon Hamza 2024. Şimdi bakın uzun zamandır artistliğini yapmadığım ve havasını atmadığım Japon pasaportum yarabbim nazarlardan korusun etsin. En son Hindistan'a gittiğimde bu arada bu mavi renkli 5 yıllık Japon pasaportuydu. Şu anda görebilirsiniz kıpkırmızı 10 yıllık Japon pasaportu. Allah'ım nice 10 yıllar bunu bana nasip eylesin. Amin. Amin. Onun haricinde şurada görebilirsiniz 2 adet biletim var. Bunlardan bir tanesi şöyle göstereyim abi ekonomi. Bu şu an bineceğimiz uçak. Bir de Muscat'tan transit yaptıktan sonra bineceğimiz olan ikinci uçak var. Dırın dırın dırın. Dürüst olayım hiç uçabileceğimi düşünmüyordum. Öyle lüks bir evim olsun, lüks bir arabam olsun, şunlar olsun. Bana hiçbir zaman hayalim olmadı ama business her zaman uçmak istemişimdir. Yalan yok. Ki abi normalde bu biletin fiyatı 70 bin liraymış. Beni sağ olsunlar bir kontak sayesinde ufak bir upgrade yaptılar. Yani o yüzden business uçabildim. Yoksa 70 bin lira vermedim ama umarım bir gün gerçekten parasıyla da binebilecek seviyeye gelir. Aslında o yüzden de bir tane soru var sadece kafamda. Lounge'a girebilecek miyim? Muscat Havalimanı Lounge çok güzel oldu söyleniyor. Bilmiyorum yani girebilirsek göreceğiz. Çünkü hani normal parasıyla business yapmadığım için upgrade edilen businesslarda lounge kullanılabiliyor mu emin değilim. Bu arada Hindistan'a gideceğim için bu kadar mutlu olacağım asla aklıma gelmezdi var ya.
arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle ilk uçuşumuzu bitirdik. Vallahi var ya, nasıl bayıldım hatırlamıyorum. Ne ara ben yastıkları koydum da uyudum da şuram tamamıyla tutulmuş. Zaten saçım desen mükemmel. Amma geldik. Nereye geldik? Umman'a geldik. Muskat'a geldik. Ve şu anda yaklaşık olarak saat sabah 7. Bir sonraki uçuşumuz ise ertesi günün sabah 4.30 gibi olacak. Yani bayağı bir süre buradayız açıkçası. 24 saate yakın. Şöyle pavyon ışıklarıyla süslemişler havalimanına. Güzel olmuş ha. De herhalde şu ne deniyor şu şeye? Bu, takıyorsunuz ya kemer gibi şey. O tam omzuma gelmiş uçaktaki kemer. Yemin ederim öyle bir ağrıyor ki sağ taraf. Bir de ister istemez düz zemin değil ya. Yani şikayet edecek bir şey diye aslında yatarak geldim. Ama bu arada Umman'da görebilirsiniz erkek tuvaleti bu şekilde. Kadınlar tuvaleti ise şu şekilde. Ya lan herkes mi işemeye geldi? Bütün uçak tutmuş burada yapmaya karar vermiş. Bu ne abi? Şimdi arkadaşlar artık o kadar bilmiyorum ki business hayatını. Lounge var, business lounge var. Şimdi ikisi farklı şeylermiş, tamam mı? Hiç böyle lounge kelimesini dikkate, hani böyle dikkate almazsın ya. Girmez yani o görüş açına. Girse bile o beyninde bir yer almaz. Çünkü asla o kelimeyle senin bir alakan olmaz ya. Öyle bir an yaşıyorum şu anda. Bakın mesela şu arkamda gördüğünüz şey lounge abi. Bu benim normalde geleceğim yer. Şurada arkada görebilirsiniz. 2-3 sandalye koymuşlar. Lounge hani git otur, uçağını bekle, et falan filan. Yani yemin ederim bir süre şu Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri bir müddet, bir iki ay falan gelmek istemiyorum. Vallahi billahi doydum. Bir de ek olarak business lounge'lar var. O da böyle üst kata çıkarak ilerleyebileceğiniz yerler. O dedi bu kadar konuşuruz. Vallahi umarım girebiliriz ya. Giremezsen biraz koyar, yalan yok ya. Allah spam mı falan diyor abi. Bunlar nedir? Havalimanında böyle şeyler mi varmış? Bizim haberimiz mi yok? Şu anlamın ki. Vallahi para var, huzur var. Aslında uçmak böyle bir şey herhalde, biliyor musun? Yani keyifli bir şey olması lazım. Böyle ekonomide sıkışacak sıkışacak insanların osuruğunu koklaya gideceğim bir şey değil ya. Oğlum bir anda ortam değişti. Vallahi abi. Plasibo efekti mi bilmiyorum ama. Oğlum vallahi az önceki lounge'un girişine bak. Bir de şuradaki lounge'un girişine bak. Resmen 5 yıldızlı restorana girer gibi ya. Umarım girebilirim. Şu an biraz korkuyorum buradan girme. Reddedilme korkusu olur ya. Neyse utanacak bir şey yok gençler. Haydi. Gençler, yemin ederim girdik, yemin ederim girdik, görebilirsiniz. Allah neyse, buranın bir insanıymış gibi. Cool takıl abi, haber dostum. Ay, ayakkabı silme aleti falan. Normal şeyler dostum bunlar. Götüm bir lounge koltuğuna otursun. Ne güzel, ne güzel. Şimdi öncelikle buraya girdiğin anda insanların bir modu değişiyor. Bir sakin, bir havalı, bir böyle ne haber tarzı insanlar çok var. O yüzden böyle bağıra bağıra heyecanlı çok fazla şey yapamayacağım. Ama görebilirsiniz yemeğimi hazırladım. Daha şöyle gülen yüz yapmaya çalışacağım. Biraz özürlü gibi oldu. Ama lounge'dayken yapabileceğin şeylerden bir tanesi tabii ki de yemek yemek. Şöyle entel peçeteleri, sarılı çatal kaşıklarınız. Bir de özellikle bu ülkelerde güzel olan şey her şey helal ya. Direkt yani bileyim öyle domuz eti mi şu mu falan diye hiç düşünmenize gerek yok. Sosis mosis mi var abi helal ye. Abi ya, vallahi bu dünyanın yabancısı oldum, o kadar belli oluyor ki. Şimdi ben yemeğimi yedim, içtim, her şey güzel vesaire. Daha sonrasında da koltuklar boştu, herkes dedim herhalde uçağına gitmiş. Bir tane böyle çift kişilik koltuk vardı, oraya böyle hafiften hani şöyle köşesine şöyle uzandım, tamam mı? Kadın geldi şey, pardon yorgunsunuz herhalde, uçağınız kaçta dedi. Yarın sabah 4'te dedim, kadın hı yapıyor böyle hani. Yarın mı? Gerçekten yarın ki 4 mü diyor yani. Akşam 4 olmasın o falan filan yapıyor. Ben dedim hayır yarın 4 AM dedim yani sabah gece. O da dedi aa sir yani yorgun gözüküyorsunuz. İstiyorsanız odalarımız var. Oteliniz yok sanırım değil mi dedim. Otel mi var burada? Havalanda otel mi oluyor dedim. Evet dedi. Neyse daha sonrasında lounge'larda odalar oluyormuş ayrıca. Ve dırıt dırın diyerekten görebilirsin abi. Şurada baya baya gerçekten yumuşacık görebilirsin. Şurada temiz bir yastığımız var. Şöyle üstümüzü örtebilecek yorganlar
bardaklar var. Aynamız var, şarj edecek prizimiz var. Yiyecek içecek zaten beleş abi. İstediğin kadar ye iç. Ben şöyle bir tane güzel bir soda aldım kendime. Ve yine şöyle klimasıyla birlikte yaklaşık önündeki 6 saati kadın dedi burayı kullanabilirsiniz. İstediğin gibi ya et dinlen dedi. Yani abi lounge gerçekten acayip bir şey ya. Resmen havalimanında yani süründüm sabahları hatırlıyorum ben. O özellikle Kore'de, Hindistan'da, orada, burada. Meğer böyle yani yumuşak. Of vallahi çok rahat ya. Yemin ederim aman aman benim benim. Ya valla böyle bir yaşam tarzı varmış da haberimiz yokmuş gençler. Yemin ederim. Bir de onu geçtim burada duşmuş falan da varmış alabileceğimiz. Oğlum ben bilsem yanıma yedek kıyafet getirdim ya. Donum, kilom, her şeyim aşağı bagaja verdiğimiz o çantada. Allah'ım yarabbim ya. Ama mutluyum. Yalan yok. Valla mutluyum. Şöyle sizi şuraya koyayım. Ufaktan bir kestireyim. İyi geceler. Herkese günaydınlar. Abi bir güzel uyumuşum var ya. Abo! Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Her oğlum bu ne lan? Bu ne? Normalde spada varmış masaj yapabileceğini edebileceğin ama bugün kapalıymış şansıma. Zaten var ya mışıl mışıl uyumuşum. Öyle böyle değil. Aşırı mutluyum. Üstüne bir de şöyle bir duş alabiliyorum abi. Baksanıza abi gayet havlu seti, diş fırçası, tarak, vücut losyonu, tıraş seti. Yemin billahi evimdeki yer. Yani banyolar çok çok daha kaliteli burası. Neyse hemen bir duşumuzu alalım abi. Üstüne de şöyle güzel bir bakım yapalım. Bildiğiniz üzere 2024'te fit, bıyıklı ve bakımlı bir erkek olmak istiyorum. Bir de çalışkan. Bu benim böyle mottom olacak 2024 için. Öncelikle hemen şöyle bir yüz yıkama jeli. Var ya ışık da tam yukarıdan maşallah. Cennette nuruymuş gibi yüzüme yansıyor. Oğlum gelme lan. Neyse artık olduğu kadar. İkinci olarak şöyle güzel bir nemlendirici. Bu arada benim cildim egzamalı olduğu için ya aşırı kuru. Aşırı kuru yani. Aşırı kuru. Yüzüm böyle pul pul olmaya başladı. Egzama yani ama kuruluktan kaynaklı bir egzamaymış. En azından öyle diyorlar. Bilmiyorum herkes bir şey diyor. O yüzden böyle yüzüm şu anda bol canlı nemlendiriyorum. Hassas cilt için olanlarla. Üstüne de yine hashtag tavsiyedir ama Bioderma'nın şu böyle hassas cilt için olan güneş kremi var. Bir de Frudia'nın mavisi var. İkisini çok seviyorum ben. 5 yıl önceki Hamza olsa bunlara asla önemsemezdi var ya. Ya işte neler neler de işte. Yok biznes uçuyoruz da yok bakım yapıyoruz da. Oğlum bir de daha bu uçağın uçakta nasıl hizmet var onu merak ediyorum ben. Bundan sonra gerçekten umarım böyle bol bol dolu dolu içini doldurduğumuz her gün bir olayın olduğu vloglar gelir tekrardan. Bundan şöyle minik bir çanta koyuyorum abi. Yanımda her zaman taşıyorum yani. Nerede kalırsam kalayım. Bir yüz yıkama, bir nemlendirici, bir de güneş kremi. Ek olarak da şöyle Mont Blanc'ın Explorer serisi. Bu arada bakın yataklar dolu olsa da böyle yatabileceğiniz sandalyeler var. Hani en kötü böyle burada da dinlenebiliyorsunuz. Eğer ola ki lounge'da 3 saatten fazla kalacaksanız da odaları kullanabiliyormuşsunuz. Hani benden tüyo. Şimdi gel gelelim öğlen yemeğimize. Lounge'un bu arada en güzel tarafından bir tanesi kahvaltı. Öğle yemeği, akşam her şey değişiyor. Ben sanıyordum ki sadece şuradaki hani lunch'tan alabileceğiniz şeyler değişiyor. Ama hayır. Hani yan tarafta sıralanan o açık büfe menüde bile şöyle görebilirsiniz sabahkinden bambaşka bir şey var. Hemen sayacak olursak makarnasından, sebzesine, patatesine, tavuklu körüsüne, balığına, kuzu etli pilavına. Bir tane şöyle hıyar aldım. Şunu sağa göndereceğim, şunu da ben yiyeceğim. Ve yetmiyor. Abi ben 30 gündür spor yapıyorum, diyet yapıyorum. Allah aşkına niye böyle iş yapıyorum bilmiyorum ama. Gençler görebilirsiniz, lounge'un güzel tarafı ek olarak bunların yanında servis edilen ve direkt yani taze mutfakta pişen yemekler var. Öğlen için iki seçenek var. Bir tanesi healthy salad, yani sağlıklı bir salata. İkincisi ise şurada görebilirsiniz, sanki şurada makarna almamışçasına ek olarak. Yanında elim. Bol bol kremalı, kaşarlı, mantarlı bir makarnamız var. Hafif, acılı. Şefimizin taze hazırladığı. Yemin ederim ki çok güzel ya. Neyse bu kadar lounge yeterli. Yemeklerin üstüne bir de burger, ardından minik bir duş daha alıp eşyaları topladım ve uçağımın kapısına geldim. Ve gençler o an geldi. 70 bin liralık biletin esas o business class uçuşu nasıl olacak? Şu arkamda görebilirsiniz. İnsanlar içeri girmeye başlamış. Aha da görebilirsiniz. C6 abi Delhi'ye uçuyor. Oğlum direkt şurada sıralanan Hintlileri de görünce tabii içim kıpır kıpır olmadı değil. Yani mutlu muyum? Bir yandan mutluyum ama acayip bir şekilde o eski travmalar, fobilerim depreşti. Bu arada şu anda saat gece 3'ü 13 geçiyor. Vallahi bakalım hayırlısıyla güzel bir yolculuk olur umarım. Ufaktan da olsa her birinizde minik bir dua alabilirsem süper olur.
Şimdi artık yavaştan uçağa biniyoruz. Şurada görebilirsiniz, uçağımız var. Ve ilk olarak business olmanın şeyi uçağa ilk biniyor olmak. Normalde uçağa binerken o girdiğiniz uzun sıraya girmiyorsunuz. Ve görebilirsiniz sakin bir şekilde, kimse yokken ne önümde ne arkamda öncelikli bir şekilde uçağa biniyorum. Ya sadece sanırım uçak küçük uçak. O yüzden business'i ne kadar business hissettirecek bilmiyorum ama böyle büyük uçaklardaki business'lardan olsun isterdim ama neyse. Bunu bulmuşuz, şükredeceğiz tabii ki de. Haydi gençler, başlıyor. Şimdi görebilirsiniz gençler, şunlar ekonomi koltuğu, burası ise business koltuğu. Benimki 3V, yani şu cam kenarı olacak. Ve tabii ilk olarak 1.87,5-1.88 boyu olan birisi olarak söylüyorum. Şöyle görebilirsiniz, ayağımı çok rahat bir şekilde uzatacağım bir alanın olması ekonomide asıl olmayan bir şeydi. İkinci olarak da koltuğun rahatlığı efsane ötesi. Yani şu kafanı koyduğun zaman götünün o tam yuvarlağın içine oturması. Belki de yine diyorum plasebo efektidir ama gerçekten efsane güzel. Şöyle bir adet yastık verdiler. Şöyle bir adet yorgan verdiler. Bir de normalde kulağın içine soktuğunuz o küçük kulaklıklar yerine böyle anam babam headphone verdiler. Bir şey değil mi? Gerçekten de kaliteli yani. Hayır, değişim komik tarafı abi. Şu anda şöyle biz uçuyoruz iyisiyle kötüsüyle de varınca 10 kişilik odada Ranza'da böyle hostelde yatacağım. O da yani işin ayrı bir güzel tarafı. Şurada görebilirsiniz abi, koltuğu oynatabiliyorsunuz. Şu anda mesela dik bir şekilde oturuyorum. Şuradaki düğmeye bastığım anda bu geriye doğru yaslanmaya başlıyor. Hatta bakın şuradaki düğmeye basarak şu ayak kısmını dışarı doğru da çıkarabiliyorsunuz abi. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Business'te oturan herkes, önümde küçük bir tane 5 yaşında 6 yaşında kız var. Belli yani, alışkın böyle şeylere. Hiçbir şekilde olayı büyütmeden sessiz sakin bir şekilde oturuyorlar. Bazen böyle ben bas bas yeni bir oyuncak keşfeder gibi kameraya bağırıyorum ama bir tık daha sesimi kısmaya çalışacağım. Oğlum ambulans gelmiş. Ne oluyor daha da yol başlamadan ya? Gençler ilk servis şöyle güzel bir soğuk havlu. İstiyorsanız sıcak, istiyorsanız soğuk. Şöyle şuna yüzümü... Gül kokuyor bu arada. Böyle enseme biraz soğuk kaldı bir tutayım. Ve güzel bir havlunun ardından da görebilirsiniz bir portakal suyu ikram edildi. Daha uçuş başlamadan yemeksiz bir şekilde. Biraz da uçak kalkacak ama uçuş öncesi şöyle menü verdiler. Business class için ne yemek istiyorsunuz diyerekten. Bundan sonra kısmı müsaadenizle majestik sesimle ilerliyor olacağız. Öncelikle ayağım bolca yayılabilmenin halayını çekiyor. O halayı çekerken ben de son 5 yılda yaşadıklarımı göz önünde canlandırıyorum. Nereden nereye ve hey gidi günler. Kafamın dibindeki hortum gibi şey bu arada ışıkmış. Neyse şimdi koltuğu güzelce ayarladım. Üstüne ışıkları imaj katsın diye maviye çevirdiler. Yok pardon, bu ekonomide de maviymiş. Çok şükür kazasız belasız kalkışımızı tam anladık ve ışıltılı şehrin üstünden mışıl mışıl uyuyacaktım ki portakal ve çerez servisi yapıldı. Çerezler kaliteli, portakallar çok daha kaliteli. Ve kabuğunda tabii ki israf etmedim. Sonra şaka gibi ama masamı açıp örtü örttüler. Üstüne de yemeğimi getirdiler. Mübarek 5 yıldızlı lokantadaymış gibi yemekti valla. Sanki son 24 saattir lounge'da yemek yememişçesine çatalımı aldım. Hem de 2 tane vardı. Patatesi efsane, omleti şahane, tavuğu ise bahane. Yok tam olmadı sanki. Neyse oğlum, tuzluk falan da var ben. Üstüne kruvasan, şeftali, kavun, deniz, rol, yoğurt. Bir de şöyle bir ananas. Ve bu sefer uyuyayım dedim. Ulan önümdeki güneşliğini kapatmamış. Nasıl vuruyor gözüme güneş, nasıl vuruyor. Neyse ki yorgan vardı ki üstüme örttüm ve bir baktım gelmiş. Ve böylelikle de uçaktan ilk inenler olarak business yolculuğumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi esas yolculuk başlıyor, esas survivor, esas macera başlamam ama ya gratis. Abi yemin ederim gelir gelmez şu gökyüzünün kirliliğini görebiliyor musunuz? Valla bir işe girişiyoruz da hadi hayırlısı bakalım gençler. İyisiyle kötüsüyle 4-5 yıllardan sonra Hindistan'a tekrardan geri gelmiş bulunmaktayız. Ya yemin ediyorum dakika bir zor bir Allah'ım yarabbim. Abi teknik arıza mı ne, sizi oturtacağız bekleteceğiz diyorlar, yarım saattir oturuyorum ya. Daha ülkeye gelemeden yani başlıyoruz ya. Ve yaklaşık 1 saat sürdü ama pasaportuma vizemi aldım. Bu arada 818 lira tuttu varışta vize almak. Beklemiyordum yani bu kadar tutmasını ama neyse iyi kötü vardık. Çok şükür de içeri girdik ülkene. Allah, havalimanında elektrikler gitti. Tam da bagajımı almaya gidiyordum. Oğlum vallahi Hindistan'a geldik ya. Havalimanında elektrik gider mi ya? Allah, yavrucağızım tek başına burada beni bekler. Kıyamam. Vallahi abi ya, vize işlerini bekleyeceğim diye şunu kaybedeceğim diye çok korktum ya. Zaten 12 numara yazıyor. Ama görebilirsiniz 12 numara tamir de yani. Tadilat mı yapılıyor, ne yapılıyor anlamadım.
Neyse çok şükür valla çantamızı da aldık. Hafif içim korktu, yalan yok. Ve arkadaşlar, gençler, sevgili dostlarım, izleyicilerim, Hindistan'a gelmiş durumdayız. 5 yıl önce Hindistan'a geldiğimde tam olarak bana şu KFC'nin önünde beklemem söylenmişti. Şerefsizler parasını verdiğim halde üstüne daha fazla para isteyip beni kazıklamaya çalışmışlardı. Orada ben ilk defa böyle kazıklanma teşebbüsünde bulunmuştum. Neyse bu da öyle bir anı. Şimdi tekrardan geldik buraya. Önce şöyle güzelce ne? Tabii ki de ceplerimizin ziplerini kapatıyoruz. Önemli eşyalar burada, gereksizler arkada. Onu açsalar da çalsalar en fazla bir 2-3 don çalarlar, öyle söyleyeyim. Ama abi bu kalabalık, bu iğrenç koku. Oh, özlenmiş mi özlenmiş. Şöyle okları falan takip ede ede bir şekilde metroyu bulup oradan da şehir merkezine gitmeye çalışacağım. Yani eğer ola ki kazıklanırsam, bir şeyler yanlış yaparsam bırakın ben yapayım. Siz geldiğinizde, yani ola ki gelirseniz Hindistan'a, öyle bir çılgınsanız, öyle bir manyaksanız, en azından siz hata yapmadan rahatça gidin. Metro, 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 metro. Ano, vallahi geldik Hindistan'a. Geldik Hindistan'ın en gıcık tarafına. Gençler, metrodan indik, görebilirsiniz. Şöyle bin insan etrafına yoğunlaşan, yürüyen taksiciler, bitmeyen korna sesleri ve güzel mi güzel Hindistan Delhi abi. Thank you. Thank you very much. Walk. Thank you. Thank you, thank you. Oğlum ya bunlar en azından ilk gün özlenmişim olacak. Büyük ihtimalle gezinin sonunda ulan yeter artık falan olacak. Thank you. Nasıl bakarlar ya? Nasıl bakarlar ya? Özlemişim ya. Yalnız ben ne tarafa yürüdüğüm hiç farkında değilim. Yalnız özlemediğim şeylerden bir tanesi tamamıyla ülkenin silik kokusu. Yollar silik kokuyor ya. Yine tuktukçu abilerimiz sağdan soldan geliyorlar. Abo. Bu arada ben burada silik kokuyor diyorum. Bakın şurada görebilirsiniz, Porsche mağazası var. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Böyle birçok insan size bedava şu var bu var falan demeye gelecek. Hiç takmayın da etmeyin. Direkt yürüyün abi. Eğer 5 yıl önceki Hamza olsaydı herkese böyle saygıdan, "Ah buyurun, neden benimle mi konuşuyorsunuz? Merhabalar, nasılsınız?" falan olurdu. Ama bu Hamza acımasız. Bu Hamza tehlikeli. Bu Hamza'yı kazıklamak çok zor. Tabii nazar değmesin şimdi. Oha, şu arkamda gördüğünüz beyaz araba var ya, kadın polis arabası diye geçiyor. İlk defa gördüm ha. Şehir merkezi. Gerçekten şöyle arkada görebilirsiniz. Valla bol bol sokak ve acayip korna sesleriyle de Hindistan merkeze geldik. İki metro kullanarak geldim. Yalnız var ya, merkeze geldikçe bu acayip Hindistan'ın bir kokusu var abi. Burnuma sinmişti. 5 yıl önce o sinen kokunun travması şu anda tekrar tetiklendi yani. Baharat, ter, sidik hepsi karışık. Tamamen orijinal bir kokusu var. Kötü demiyorum ama acayip farklı ve orijinal. Yürürken de sadece size hemen bir tane tüyo vermek istiyorum abi. Eğer ola ki Hindistan'a gelirseniz ve ilk geldiğinizde, hani bir iki gün geçirdikten sonra çok rahat buranın sistemine alışırsınız. Ama eğer ola ki ilk ülkeye gelirseniz kesinlikle yanınızda bir tane şu Delhi kartlarından alın. Metro kartı abi bu. Bu doldurup kullanıyorsun. Çünkü diğer türlü zaten İngilizcesini bile adam akıllı anlayamayacağın, onların seni anlamayacağı, hayır da evet de böyle sağ sol kafa sallayacak olan insanlarla birebir muhatap olmanız gerekiyor. Onun yerine direkt customer care yazan yerde şundan alın 150 rupiye ve 150-200 rupiye de doldurun. Zaten bir kere inip bindiğinizde yaklaşık 20-30 falan çekiyor. Çok rahat böyle 10 kere 20 kere binersiniz metroya. Peki hangi metrodan hangi metroyu nasıl aktaracağım bileceğim falan derseniz de çok haklısınız. Direkt Google Maps'e gideceğiniz yeri yazın abi. Google Maps hangi platformun hangi çıkışından çıkacağına kadar her şeyi yazıyor. Mükemmel. Kesinlikle yani Google Maps'i kullanın bu konuda. %100 tavsiyemdir. Ve görebilirsiniz abi, Joyce Hostel şu binanın alt katı herhalde bizim hostelimiz. Son 24 saatimi business lounge'da geçirip daha sonrasında business uçan biri olarak birazcık şu kapıdan girmek korkusuyor ama neyse, özümüzle döndük diyelim. Allah. Böylelikle de hostelime girişimi yapıyorum. Hostel turunu bir sonraki videoya saklayacağım. Zaten 5 dakika sonra ikinci videoya başlamış oluruz. Arkadaşlar şöyle bir Hindistan'ın hostelime giriyorum. Tıklıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yepyeni bir macera başlıyor.